Merhaba, ben Ahu Sungur. Bir şansım olsa programının sunucusuyum. Hayatta verilen bazı kararlar, bu kararlar sonucunda gelen pişmanlıklar, keşkeler. İşte bu programda bunlara tanıklık edeceksiniz. Zamanı geri alıp bir şeyleri değiştiremeyiz belki ama bazı insanlar için bir şans yaratabiliriz. Aile, illa aynı kandan, aynı candan olmak değildir aile. Ben 6 ay önce evlatlık olduğumu öğrendim. Bana kılına zarar gelse ben ölürüm. Ya lütfen dedim, benim artık dedim hayatımı bana anlatın. Bir abiniz olduğunu nereden öğrendiniz? Aynı gün, aynı yurda bir erkek çocuğunun da bırakıldığını öğrendim Ahu Hanım. Kardeşinizi niçin hiç aramadınız? Anlatacağım ben size her şeyi, hatta kazayı da anlatacağım. Kaza mı? Annem bizi çöp konteynerinin yanına bırakmış. Ne? Yani ben de kardeşimin tüm bunları öğrenmesini istemedim. Öz annemden öğrendiğim gerçekler o kadar ağır geldi ki. Aile. İlla aynı kandan, aynı candan olmak değildir aile. Omuz omuza olmak, sırt sırta vermek, hayat boyu birbirinin desteğini hissetmektir aile. Ben 6 ay önce evlatlık olduğumu öğrendim ve öz ailemi bulmak için size başvurdum. Aslında öz abimi arıyorum. Ben 30 yaşında evlatlık olduğumu öğrendim. Benimle aynı gün, aynı yurda verilmiş bir erkek çocuğu olduğunu biliyorum. Kendisinin de öz abim olduğunu tahmin ediyorum. Öyle hissediyorum. Biraz bile umut varsa onu bulmak istiyorum. Lütfen bana yardım edin. Eylül Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ahu Hanım. Adınız gibi Eylül yağmuruyla geldiniz sanki. Estağfurullah Ahu Hanım, nasılsınız? Ben iyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İnşallah sizin sayenizde iyi olacağım Ahu Hanım. Eylül Hanım, benim de sizi daha iyi anlayabilmem için, seyircimizin de sizi daha iyi anlayabilmesi için hikayenizi bize baştan anlatır mısınız? Ahu Hanım, ben 6 ay önce evlatlık olduğumu öğrendim. Evlatlık mıymışsınız? Evet, Ahu. Eylül Hanım, nasıl öğrendiniz? Ahu Hanım, ben KOA hastasıyım. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. 6 ay önce KOA hastası olduğumu öğrendim. Ve anneme babama bunu söylemeden önce kendim doktora gittim. Hastalığımın ilerlediğini ve kanser riski taşıdığını söyledi doktor bana. Ve böyle bir hastalığın ailemde olup olmadığını sordu. Genetik mi değil mi diye. Aslında bu hastalık birçok sebepten kaynaklıymış. Ama yine de ailemde böyle bir hastalığın olup olmadığını bana öğrenmem gerektiğini söyledi. Hmm. Çok zor bir durum Ahu Hanım. Ben bunu anneme babama nasıl söyleyeceğimi inanın... Bilemediniz. Bilemedim. Onları üzmemek adına. Ahu Hanım, onları çok seviyorum. Hayatta onları hiç üzmek istemedim. Bir kere bile ne annemi ne babamı, yani çok seviyorum onları. Ya yani bu durum benim için çok zor. Ben kendime gelemedim Ahu Hanım ve 3-4 gün kendimi topladıktan sonra onların karşılarına geçip. Yani hem tabii böyle ciddi bir hastalığı öğrenmeniz size herhalde çok endişe verdi. Çok. Hem de o çok sevdiğiniz anne babanıza sizinle ilgili olumsuz bir şeyi söylemek kaygılandırdı, evet. Değil mi? Çok zor bir şey yani.
Benim kızımın bu hastalığı yeneceğinden adım gibi eminim. Benim kızım çok güçlü bir kızdır. Ayağını hep yere sağlam basar. Girdiği her ortamda insanlara neşe saçar. Küçük bir hastalığa yakalanmış. Ne olacak? Bunu atlatacak. Ben adım gibi eminim. Ne güzel ama sizi alıp büyüten, yetiştiren anne babayı bu kadar seviyor olmanız. Onlar da sizi herhalde çok seviyorlar. Çok seviyorum Ahu Hanım. Onlar da bana belli. Çok düşkünler. Yani babam üstüme titrer. Şunu bir anlatır mısınız bana? Gittiniz, KOAH hastası olduğunuzu söyleyeceksiniz. Ve bunun doktor genetik olduğunu söyledi. Evet abi. Onu söyleyeceksiniz ailenize. Buyurun devam edin lütfen. Anneme babama kendimi toparladıktan sonra... ailemizde KOAH hastalığı var mı diye sordum onlara. Onlar da bana böyle birden bir annem böyle bir telaş yaptı, bir sinirlendi gibi oldu. İşte bilmiyoruz, geçmişte kaldı, çok sene oldu, hatırlamıyoruz gibi böyle bir telaşlı kelimeler söyledi. Ben şaşırdım o an o tepkiyi görünce. Yani çünkü benim bildiğim ailenizde bir hastalık varsa bu bilinir. Yani genetik de olsa bu bilinir. Yani beni açıkçası çok şaşırttılar. Her akşam olduğu gibi işten eve geldim. Eylül beni karşıladı. Baba dedi, seninle bir şey konuşmak istiyorum. Ama ne olursun üzülme. Annemle konuşmadan önce seninle konuşmak istedim dedi. Benim eşim biraz duygusaldır. Her şeyi içinde saklayamaz. Hemen ağlayıverir. O yüzden benimle konuşmak istemiş. Buyur kızım dedim. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Baba dedi, ben doktora gittim. Doktorlar kanser riski olduğunu söylediler. Hemen sinirlendim. Olur mu öyle şey dedim. Sen güçlü bir kızsın. Öyle bir şey olmaz dedim. Bilmiyor olmalarımı şaşırttı. Yoksa o güne kadar vermedikleri tepkileri mi verdiler? Vermedikleri tepkileri verdiler Ahu Hanım. Ya bilmedikleri de tabii ki şaşırttı. Yani dediğim gibi bir insan ailesinde bilir hastalığı. Çıktım odaya geçtim. Gözyaşıma hakim olamadım ki. Ben onun için canımı veririm. Bana kılına zarar gelse ben ölürüm. Ne olur kusura bakmayın. Konu kızım olunca dayanamıyorum. Böyle boşalıveriyorum hemen. Çok özür dilerim. İçinize bir şüphe düştü. İçime bir şüphe düştü. E-Devletime girmek istedim Ahu Hanım. E-Devlet'e girdiğimde annemle babamın isminde Adem ve Havva yazıyordu. Yani o an yani nasıl olur dedim bu, yani bu bir yanlışlık var dedim bunda ve tekrar çıktım, girdim. Adem ve Havva yazıyor. Halbuki benim annemin adı Aysel, babamın adı Hasan. Sorun bendeymiş kızım. Eşimle birlikte doktora gittik. Hiçbir şey çıkmadı. O gayet iyiydi. Bütün sorun bendeydi. Ondan sonra eşimin evde yelek ördüğünü gördüm. Çocuk yeleklerini örüyor, onlara bakıyor. Eşimin yüzüne bakamıyordum. Dışarıya çıktığında çocukları gördü mü, çocuklar öyle duygulu, öyle işten bakıyor ki isim parçalanıyordu. Bu işte dedim, bir gerçekten bir karışıklık, bir yanlışlık var. Benim bir arkadaşım var Ahu Hanım, devlet kurumunda çalışıyor. Kendisini aradım. Dedim ki, ben E-Devletime girdim. Benim anne baba adı yerinde Adem ve Havva yazıyor. Bu nasıl oluyor?
diye sordum kendisine. O mu söyledi size? Hayır, o da söylemedi açıkçası. Önce bir sessiz kaldı. Bir karışıklık olmuştur. Sistemlerde bazen böyle bir karışıklık oluyor. İstersen daha sonra görüşelim dedi bana. O da benim içime bir şüphe düşürdü aslında. Çünkü konuşmak istemedi, geçiştirdi kelimeleri. Sonra telefonu kapattık. Ben tekrardan kendisiyle konuşmak istedim ve çok ısrar ettim bu sefer. Hatta ona blöf yaptım, bir daha seninle asla konuşmam gibisinden. Kendisi yine de tabii tam açıklığıyla anlatmadı ama annesi babası olmayanların isminde Adem ve Havva yazacağını söyledi. Tamam dedim ben de. Sonra? Bu durumu öğrenmek tabii benim için kolay olmadı. Nasıl yaparız, nasıl ederiz diye düşünürken mahallemize bir öğretmen taşınmıştı. Öğretmenle eşim dert ortağı olmuşlardı. O söylemiş, evlat edinmeyi düşünmüyor musunuz diye. Biz de hemen gittik. İyi ki de gitmişiz. Eşim çocuğumuza ördüğü, kendi ördüğü yelekleri Eylül'e giydirdi. Peki Eylül Hanım şimdi çok haklısınız. Bu herkes için kolay olmayan çok zor bir durum. Bir şey. Evet. Sonra ne yaptınız? Bu durumu ben aileme söyleyebilmek benim için çok zordu. Hem onları üzmek istemiyordum. Çünkü çok seviyordum onları. Hem de bunu kendim kabullenmek çok zor oldu. Hemen eve gittim ve odama çekildim. Yattım. Hiç konuşmadım onlarla. Oh. Sonra? Kalktığımda çok şiddetli bir öksürüğüm vardı ve aşırı bir terlemem vardı. Aileme söylemeden direkt doktora gittim. Hastalığımın çok ilerlediğini, ciddi bir durum olduğunu ve ailemle konuşulması gerektiğini söyledim. Ve ailemle konuştum. Aileniz çağırdılar ya da çağırdınız hastaneye. Doktor her şeyi anlattı onlara. Eve döndük sonra. Kendileri artık her şeyi en baştan bana anlatmak istediklerini söylediler. Siz yine zorladınız mı? Tabii ben yani artık her şeyi anlatın, ne varsa anlatın yani. Neler oluyor bilmek istiyorum gibisinden ben zaten artık... E-Devlet'e falan girdiğinizde söylediniz mi? Söyledim. Yani, anne baba adınız evet, farklı. Evet, niçin anne adım Havva, baba adım Adem, benim annem Aysel, işte Hasan. Yani neler oluyor dedim, anlatın bana dedim yani. Çok ısrar ettim. Babam zaten konuşamadı. İleriledi, az geride ağlıyor. Annem bir şeyler anlatmaya çalışıyor, anlamıyorum dediklerinden. Ya lütfen dedim, benim artık dedim hayatımı bana anlatın. Ya ben yine onları çok seviyorum. Ama anlatın dedim artık yani. Neler oldu, ben kimim? Kimin evladıyım? Tamam ben yine sizin evladınızım ama... Lütfen dedim artık beni bilmem gerekiyor. Onlar da benim hastalığımdan dolayı belki anlatmaya karar verdiler Ahmet. 62 yaşındayım. Bana deseler ki... Ömrü hayatında en acı olay neydi? Babamı kaybettim, annemi kaybettim, kardeşimi kaybettim. Ama en acısı,
Eylül'e babası olmadığımı söylediğim an. Keşke 10 yılım gitseydi. Bu yaşımdan 10 yılım gitseydi de ben kızıma üvey babası olduğumu söylemeseydim. O beni çok yıprattı. Ömrümden ömür al. Nasıl anlattılar Eylül Hanım? Ne dediler? Babam zaten hiç konuşmadı yine. Annem işte kızım ben seni 6 aylıkken aldım. İşte ilk seni biz seçtik. Orada zaten bebeklerin içinde bir tek ağlayan benmişim. Oh! Düşünsenize kendinizi. Küçücüksünüz. Babam da hemen oradaki görevliye işte bu olsun, bu bebek olsun demiş ve beni öyle almışlar Ağvan. Çocuklara böyle bakarken çocuklardan birinin sürekli ağladığını gördüm. Gözüm ona takıldı. Hatta eşime de gösterdim. Şu çocuk dedim çok ağlıyor. Görevliye sordum. Bu çocuk neden ağlıyor dedim. Dışarıda kaldığını, soğuğa maruz kaldığını söyledi. Göğsünde bir yaralanma varmış. O dönem bize çok uzun yaşamaz, evlatlık edinmeyin bu çocuğu dediler. Ama ben kızıma o kadar bağlanmıştım ki. Olsun dedim, ben alıp götüreceğim kızımı. Hemen aldık, oradan direkt hastaneye götürdük. Ve sonra çok sevmişler. Çok sevmişler. Anladığım kadarıyla. Çok. Ha? Yani babam beni üstüme titriyor hanım. Yani çok seviyorum onları. Gerçekten hani biyolojik aile nasıl olur şu an bilemiyorum ama... Bence benim annem babam onlar yani. Tabii ki onlar. Anne, baba dediğiniz insanlar zaten sizi sadece dünyaya getiren insanlar değil ki. Ama tabii ki ne de biyolojik ailemi merak etmiyor değilim. Yani şunu merak ediyorum sadece. Hani en azından diyorum biyolojikle sonradan bakıp büyüten arasındaki o farkı merak ediyorum. Yoksa benim annem babam tabii ki bunlar. Eylül'ü nasıl evlatlık aldığımızı anlattık. Ama bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı ki. Eşimle birlikte anlatmayı çok istedik. Ama çok şeyler çektik, çok acılar çektik. Anlatmaya bir türlü fırsat olmadı. Ondan sonra anlattığımızda da hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Ama biz onu öz kızımızdan hiç ayırmadık ki. Öz kızımız gibi sevdik biz Eylül'ü. Eylül bizim her zaman öz kızımızdı. Şey de oluyor mu Eylül Hanım? Neden bıraktılar? Sebep neydi? En çok çünkü biz bu soruyla karşılaşıyoruz bu gibi durumlarda. Aslında 6 aylık bir çocuk neden bırakılır? Tabii ki merak ediyorum. Kızgınlıklarım var. Boşluk kalan yanım var. Tabii ki Ağa Hanım. Aslında bu yüzden size başvurdum. Ben abimi bulup neden böyle bir şey yaptıklarını... Hani 6 aylık bir bebek yani nasıl bu neden? Hangi sebeple bırakılır? Çok haklısınız yani. Çok büyük bir sebep olması gerekiyor herhalde. Bilemiyorum ben anlayamıyorum bu durumu. Kimseyi de yargılamak benim haddime değil. Bir şey sormak istiyorum size. Bir abiniz olduğunu nereden öğrendiniz? Araştırmalarım sonucu öğrendim bunu ben. Aynı gün, aynı yurda bir erkek çocuğunun da bırakıldığını öğrendim Ağa Hanım. Ve ben bunu abim bulabileceğini düşündüm. Öyle de hissediyorum Ağa Hanım. Bu araştırmalarım sonucu size başvurdum ve sizin de bulabileceğinize eminim. Tek isteğim abimi bulmak ve neden 6 aylık bir çocuk bırakılır onu öğrenmek istiyorum. Bazen ben de çok zorlanıyorum. Bir şey soracağım.
Sizi yetiştirip büyüten ailenizde yıllarca hiç kendinizi öteki hissettiniz mi? Asla hanım. Asla bana o his. Ya bu ne kadar kıymetli bir şey Eylül Hanım ya. Ben annemle babama bu konuda çok hayranım. Yani bana öz kızları gibi davrandılar. Hiç ben... Hiçbir şüphe duymadınız. Asla. Asla. Ya gerçekten böyle insanlar o kadar ne denir mübarek insanlar ya. Evet Havan. Yani düşünsenize evlat sahibi olmak istiyorsunuz. O ya da şu sebepten dolayı olamıyorsunuz. Evet. Ama bir evlat istiyorsunuz yani. Anne baba olmak istiyorsunuz. Sonra bir kuruma gidiyorsunuz. Bir bebeği seçiyorsunuz. Belki de bilmiyoruz ki o bebek de sizi seçiyordur. Bilmiyoruz. Onu alıyorsunuz, kucaklıyorsunuz, eve getiriyorsunuz. Belki kanınızdan değil ama bir süre sonra onu canınızdan hissediyorsunuz. Onunla kenetleniyorsunuz, bağlanıyorsunuz. Onun için her şeyi yapabilecek duruma geliyorsunuz. Ya bu insanları gerçekten takdir etmek gerekiyor. Evet. Abi. Çünkü diğerinde bir süreç yaşıyorsunuz. İşte mesela kadınlar için bir hamilelik süreci oluyor 9 ay. Doğuruyorsunuz, emziriyorsunuz, bakıyorsunuz, büyütüyorsunuz. Öbürü de çok kutsal ya. Yani bir cana can olmak çok kutsal. O yüzden bence çok özel bir anne babanız var. Evet, o konuda kendimi çok şanslı hissediyorum. Yani en azından o konuda. Babam çok düşkün dediniz. Aşırı düşkündür bana. Hatta bazen annem ona kızar. Çok pimpirikli der. Elhamlı mı? Çok elhamlıdır. Yani üstüme aşırı düşer. Yani çok da düşüncelidir. Hiçbir şeyimi eksik etmez. Ne istediysem bugüne kadar hep almıştır. Hatta lisede bir anım var Ahu Hanım. Bir kitap alınacaktı. Ve kitabın fiyatı 150 liraydı. Ben bunu yine babamdan istedim. Tabii ki babam yine verdi. Ben yine bu parayı kitap almadım. Gittim arkadaşlarımla yedim, bitirdim. Her istediğimde, her verdiğinde ben kitap almadım. Ve gittim arkadaşlarımla harcadım Ahu Hanım. En son okuldan tabii kitap nerede diye sormaya başladılar. Param da yok. Bir gün babamın cebinden para aldım. Yani çaldım. Çok utanç verici bir şey bu. Yani istesem veriyordu zaten ama ben neden böyle bir şey yaptım? O an gerçekten utanç verici Ahu Hanım. Ve yine bunu arkadaşlarımla yedim. Tabii babam bu durumu fark etmiş ama beni çok sevdiği için gelip yüzüme bir şey demedi. Anneme söylemiş, hani git bir kızın ihtiyacı mı var bu kızın, hani bir sor gibisinden. Bir gün akşam annem geldi odama. Ne zarif adam. Evet Ahu Hanım. Yani yine yargılamıyor. Kızın evet, bir ihtiyacı mı var? Evet Ahu Hanım. Ve ben onlara böyle bir şey yaptım. Annem geldi odama. Biraz böyle ağlamaklı gibiydi, ağlamıştı herhalde. Bana durumu anlattı. Böyle bir şeyi neden yaptın? Sen istesen baban zaten veriyordu, biz veririz dedi. Ben o an ne diyeceğimi bilemedim çünkü haklıydı, çok utandım. Çünkü her istediğimde verdi ve ben kitap almadım, gittim arkadaşlarımla. Hani bunu yapmama rağmen veriyordu. O an çok utandım. Onu hiç unutmuyorum Ahu Hanım. Gerçekten onlar mükemmel bir aileler. Evet belli, zaten unutulacak bir şey de değil yani o yaşanan utanç duygusu. Fakat azıcık içinizi rahatlatabileceğiniz bir şey söyleyebilirim. Size yaptığınız hiç hoş değil. O ayrı. Evet. Fakat çok küçükmüşsünüz. Ergenlik dönemi. Bir de şöyle. Şimdi bu yaşa geldiğinizde bundan utanç duyuyorsanız
Çok duyuyorum. Tamam. Ve zaten o gün yaptığınız şeyden çok daha farklı bir insan olduysanız... Evet Ağa Hanım. O yüzden biraz kendinizi bir tık daha affedebilirsiniz diye düşünüyorum. Bir de orada endişelendirecek başka bir şey var aslında aileye. Yani benim başıma gelse şöyle hissederim. Ya nereye gidiyor bu para? Yani Allah korusun yanlış bir şeylere mi harcanıyor? Sizde hiç öyle aslında bir şey olmadı değil mi? Oldu Ağa Hanım. Annem çok korkmuş benim başka bir şeyler kullandığımı veya başka bir duruma düştüğümden şüphelenmiş. Evet. Var mı böyle bir şey oldu mu? Yok Ağa Hanım. Ha? Asla. Bir an ben de yok Ağa Hanım. Ondan endişe ettim. Yani bir anne babanın en korkacağı şey bu olur. Tabii Ağa Hanım. Şimdi bakıyorlar kitap yok. Devamlı para istiyor. Para evet. Da yok. Nereye gidiyor bu para? Siz öyle yiyorsunuz içiyorsunuz arkadaşlarla evet, anladığım Ağa kadarıyla. Haytalık peşindesiniz. Biraz öyle oldu Ağa Hanım. Biraz öyle oldu. Yani ben çok seviyorum onları. Babam benim üstüme çok düşkündür. Sadece böyle bir anımı size anlatmak istedim. Utanç verici. Anlatırken bile kendimden utandım açıkçası. Ama büyük bir ders çıkardığımı düşünüyorum. Peki ben şimdi tekrar bir abinize gelmek istiyorum. Eylül Hanım. Eğer o düşündüğünüz sizinle aynı gün getirilen o erkek bebek abinizse ve onu bulursanız, onunla en çok neyi konuşmak istiyorsunuz? Ne sormak istiyorsunuz mesela ona? Beni neden bulmaya çalışmadın demek istiyorum belki. Ya da hiç beni bulmaya denedin mi? Beni duydun mu? Böyle bir şey olduğunu sen de öğrendin mi? Sizi bulmasını mı isterdiniz? Çok isterdim Ağa Hanım. En azından bu hayatta yalnız mıyım? Yoksa bir abim var mı? Bunu çok öğrenmek isterdim. O yüzden size geldim. Eylül Hanım, verdiğiniz bilgi doğru. O gün sizin dışınızda bir erkek bebek bırakılmış oraya. Evet. Ha, öyle mi Ağa Hanım? Biz şimdi sizin abiniz olduğunu tahmin ettiğiniz beyefendiyi bulduk. Ay Ağa Hanım gerçekten mi? Evet gerçekten. Ben şimdi müsaadenizle gidip onu bir aramak istiyorum. Tabii Ağa Hanım. Müsaade sizin. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Rica ederiz. Lütfen beni burada bekleyin. Olur. Bekliyorum Ağa Hanım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kızım inşallah abisini bulur. Kendi canından, kanından birisi. Hem yalnız kalmamış olur. Biz Aysel'le sürekli konuşup duruyoruz. Biz öldükten sonra kızımız yalnız kalır. Ama abisini bulduğunda kendi canından biriyle birlikte olur. Eylül Hanım haliyle endişeli, kaygılı, durumundan dolayı üzgün ama bir o kadar da aslında umutlu. Kafasında çok fazla soru işareti var. Umarım bu soru işaretlerini onun için giderebiliriz. Umarım Ali Bey'e ulaşabiliriz. Ben şimdi Ali Bey'i arıyorum. Bir kez daha arayacağım. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar dinle. Telefon kapandı ve ikinci kez aradığımda ulaşılamıyordu. Bir kez daha deneyeceğim. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha...
Arkadaşlar başka bir numara yok değil mi? Fakat bu Ali Bey'in numarası. Ekip de adreste. Aracımız adreste, ekip arkadaşlarımız orada. Fakat ulaşabiliyor muyuz? Ev kendisinin evi. Aracımız, ekip arkadaşlarımız Ali Bey'in evinin önünde. Ev Ali Bey'in evi, teyit ettiler. Fakat orada da Ali Bey'e ulaşamıyoruz. Aramaya devam edeceğiz. Bir şekilde ulaşacağız. Bir şekilde. Annesi sürekli beni sıkıştırıp duruyor. Kızı da sıkıştırıyor. Bir an önce evlensin, çoluk çocuk sahibi olsun. Biz de torun torba sahibi olalım diye sürekli sıkıştırıyor. Ben de Aysel, biz öyle bir kız yetiştirdik ki yalnız kalsa bile yanlış yapmaz. Hep doğrusunu yapar. Ben kızıma güveniyorum. Aha Hanım, ulaşabildiniz mi abime? Buldunuz mu onu? Şimdi şöyle, verdiğiniz bütün bilgiler doğru. Evet Aha Hanım. Ulaşmaya çalıştığımız beyefendinin adı Ali. Yani evet, sizin abiniz olduğunu düşündüğünüz beyefendi. Ay, gerçekten mi? Adı Ali. Ali Bey'in numarasını buldu arkadaşlarımız. Evini buldu. Aracımız evin önüne gitti. Fakat şöyle bir durum var. Ben Ali Bey'i telefonla aradım. Evet abi. Hatta defalarca aradım. Fakat ulaşamadım. Telefon Ali Bey'in telefonu. Arkadaşlarımız Ali Bey'in kapısının önündeler. Evet. Gittiler. Ev onun evi. Kesinlikle onun evi. Fakat orada da kendisine ulaşamadık. Şimdi sizden bir şey rica ediyorum. Ona şu an ulaşamıyor olmamız, ulaşamayacağımız anlamına gelmiyor. Biz kendisine mutlaka ulaşacağız. Bize azıcık vakit vermenizi rica ediyoruz sizden. Alva Hanım, tabii belki kendine göre bir sebepleri vardır. Belki ulaşılmak istemiyordur. Belki kendine bambaşka bir hayat kurmuştur. Bilemem ki, belki o benim gibi istemiyordur. Şöyle, bunları bilemiyoruz tabii. Sizin dediğiniz gibi de olabilir. Başka türlü de olabilir. Tüm bu sorularınızın cevabını sağlıklı bir şekilde öğrenebilmemiz için Ali Bey'e ulaşabilmemiz gerekiyor. Ve ben size kendi adıma ve ekip arkadaşlarım adına söz veriyorum. Kendisine ulaşacağız. Siz bizden haber bekleyin. Peki anam, beklerim. Kısmet artık. Kendi ne dersin? Umudunuzu sakın kaybetmeyin. Size güveniyorum anam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere. Tekrar görüşeceğiz. Görüşmek üzere. Emin olabilirsiniz. İnşallah. Size güveniyorum. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sevgili seyirciler, yaklaşık 2 hafta önce Eylül Hanım bize başvurdu. Abisi olduğunu düşündüğü Ali Bey'e ulaşmaya çalıştık. O gün Ali Bey'in kendisine ulaşamamıştık. Fakat ekip arkadaşlarımızın yoğun çalışmasından sonra Ali Bey'e ulaştık. Ben şimdi Ali Bey ile konuşmak üzere gidiyorum. Eylül Hanım, bir şansım olsa masasında. Hoş geldiniz. Hoş buldum hanım. Ali Bey. Çok lafı uzatmadan direkt sormak istiyorum. Kardeşinizi niçin hiç aramadınız? Ah,
Ahu Hanım, anlatacağım ben size her şeyi. Hatta kazayı da anlatacağım. Ben kaza yerine de gittim. Sordum, soruşturdum. Bakımdan biraz. Kaza mı? Anlıyorum. Bir şeyler var. Sizi çok yoran, üzen. Tane tane gidelim. Ali Bey, olur mu? Belki daha kolay olur. Sizin için de, benim için de, seyircilerimiz için de. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Hiç kusura bakılacak bir şey değil. Herkesin kendine göre bir hikayesi var. Kardeşinizi niçin hiç aramadınız? Ah hanım, öz annemden öğrendiğim gerçekler o kadar ağır geldi ki. Yani bir çocuğun böyle gerçeklerle büyümesini istemedim açıkçası. Yani kardeşimin evlatlık verildiğini biliyordum. Beni evlat edinen ailem bana çok iyi baktı. Yani öz çocuklarından asla ayırmadılar. Bana asla bir üvey olduğumu hissettirmediler. Kardeşimin de böyle bir ailede yetiştiğini, böyle bir aileye verildiğini hep umut ettim. Yani bilmiyorum, belki de cesaretimi bir türlü toplayamadım. Ali Bey, hemen bir şey soracağım. Söylediğiniz şey üzerinden. Öz annem bana böyle anlatmadı dediniz. Öz annenizi tanıdınız mı? Evet. Öz annemi de görüştüm hatta. Daha doğrusu görüşebildim diyelim. Ben annemi bulduğumda akıl hastanesinde yatıyordu. Öz anneniz akıl hastanesinde mi? Evet. Akli dengesini kaybetmişti. Açıkçası biraz... Yani onu bulduğum zaman çok heyecanla gitmiştim. Yani sonuçta... Yıllardır içimde tuttuğum bir şeydi bu ve annemi görmeyi çok istiyordum. Onu sonunda bulmuştum. En azından biraz bir şeyler sormak isterdim, onun ağzından bir şeyler öğrenmek isterdim ama... Yani sanki karşınızda bir duvar varmış gibi boşluğa bakıyor. Hiçbir şekilde sizinle bir bağlantısı yok. Yani annemi gittiğimde bu şekilde buldum. Acı, daha iyi anlayabilmek adına biraz daha başa alalım. Siz lütfen hikayenizi anlatın. Ne zaman evlatlık olduğunuzu anladınız? Sizi büyüten aileniz nasıldı? Nasıl bir çocukluk geçirdiniz? Ben ortaokul çağına geldiğim zaman annem babam beni karşısına alıp çok düzgün bir şekilde bana anlattılar. Yani nasıl anlattılar? Benim annem resim öğretmeni. Hı hı. Bana hep resimler yapardı. Hatta beraber resim yapmayı da öğretirdi bana hep, aşılardı çocukluğumdan beri. Ne güzel. Bir gün bir resim yapmıştı. Daha doğrusu birkaç tane resim yapmıştı. İşte bir bebek resmi yapmıştı. Bir de birbirine sarılıp ona gülümseyerek bakan bir çift resim yapmıştı. Sonrasında o bebeği alıyorlar, eve getiriyorlar ve her resimde de herkes gülüyor. Ve büyük büyük kalpler var resmin üstünde. Hatta o resmi annem şimdiye kadar saklar. İşte oğlum, biz seni bu şekilde aldık, sahiplendik, öz oğlumuz yerine koyduk. Çok düzgün bir şekilde anlattılar bana ve ben bunu bilerek büyüdüm. Bana asla bir üvey çocuk muamelesi yapmadılar. Öz kanlarından çocuklarıymışım gibi davrandılar her zaman. Çocuklarınızsınız zaten. Evet. Bu konuda gerçekten çok şanslıyım. Böyle bir aileye sahip olduğum için şu an çok şükür işim var, evim var, mutlu bir yuvam var, çocuğum var. Bunları onlara borçluyum. Ben tüm başarımı. Ne güzel. Peki... Öz ailenizi aramaya ne zaman karar verdiniz? Yani açıkçası lise çağıma kadar onlardan hep nefret ederek büyüdüm. Kafamda hep düşünürdüm, beni neden bıraktılar?
istemediler mi, sevmediler mi? Hep bir öfke vardı içimde. Yani hissiz de değildim. Hiç tanımadığım insanlara karşı bir öfke vardı. Çok garip bir histi. Ama tabii o ergenlik ateşi biraz sönmeye başlayınca biraz daha mantıklı düşünmeye başladım ve merak duygusu Havva'nın gerçekten insanın içine sarınca tabii artık bulmak istiyordum. Tüm gerçeği öğrenmek istiyordum. Hı-hı. Biraz daha onların tarafından düşünmeye başladım. Belki durumları yoktu, belki çok zor durumdalardı. Ama her ne olursa olsun bir cevap aradım. Sonra ailemle konuştum bu meseleyi. Sağ olsunlar, onlar bana çok destek oldular. Onlara ben defalarca ne olursa olsun sonuç değişmeyecek. Ben sizin oğlunuzum. Siz benim ailemsiniz dedim. Hani içleri rahat etsin, farklı bir şey düşünmesinler diye. Sonra ailemin de desteğiyle alındığım yurdu bulduk ve orada biraz araştırma yaptım. Ondan sonra işte demin anlattığım gibi öz annenizi buldunuz. Evet, öz annemi buldum. Sonra yanına gittim hastaneye. Dediğim gibi hiçbir şekilde dünya ile bağlantısı yoktu. Kendi dünyasında yaşayan biriydi. Çok isterdim hikayemi ondan dinlemeyi. En azından bir kere de olsun sesini duymayı. Olmadı. Bana teyzem anlattı. Teyzeniz var. Evet, annemden 5 yaş küçük kardeşi var. Onu da zaten hastane yetkilileri sayesinde ulaşabildik. Vasi olarak onu yönlendirdiler. Ben de gelmesini rica edince o da geldi. Onunla görüştüm. Yani benim aslında bir ailem varmış. Yani en azından bir kan bağım olan bir insanla görüştüm. Bu da çok değişik, çok farklı bir duygu. Sonra teyzem tabii bana tüm gerçekleri anlattı. O an... Ne olmuş Ali Bey? Yani o yaşıma kadar aşağı yukarı 21 yaşındaydım sanırım. Öfkeyle yaklaştığım ailem, hep nefret ederek büyüdüm. Ailemin çektiği çileleri öğrenince kendime kızdım biraz daha. Ben nasıl böyle düşünmüşüm diye. O kadar zorluklar çekmişler ki, öyle şeyler yaşamışlar ki. Ne yaşanmış yani? İki tane evladı bırakacak kadar ne yaşanmış? Öncelikle şöyle söyleyeyim, bizi yani kardeşim ve beni yurda bırakmamışlar. Annem bizi bir çöp konteynerinin yanına bırakmış. Ne? Biliyorum çok kan dondurucu bir olay. Ben de ilk duyduğumda... Çöp konteynerinin yanına mı bırakılmışsınız kardeşinizle birlikte? Anneniz bırakmış. Evet, annem bırakmış. İlk duyduğum zaman kanım dondu açıkçası. Şu an benim de kanım dondu. Ama işte olay çok farklı. Çünkü annem bizi bırakırken psikolojisi tamamen bozuk bir durumdaymış. Ne yaptığını bilmiyormuş. Kaza dediniz. Evet. Ne kazası? Babamın vefat ettiği trafik kazası. Ben size hikayeyi başından anlatayım ablanın. Lütfen. Ablanın. Benim annemle babam çok genç yaşta evleniyorlar. Aydın'ın bir köyünde yaşıyorlarmış daha öncesinden. Sonrasında babam çalışmak için İstanbul'a geliyor tabii annemle beraber. Sonra burada yaşamaya çalışıyorlar, bir hayat kurmaya çalışıyorlar. Ama durumları çok kötü. Hani teyzemin anlattığına göre masaya koyacak üçüncü bir kaşıkları bile yokmuş evlerinde. O kadar kötü bir durumdalarmış. Sonra annem bana hamile kalıyor. Tabii sonra ben oluyorum. Ben olunca da işte süt masrafıdır, bakımıdır derken bayağı zorlanıyorlar. Babam ek işe gidiyor, iki işte birden çalışmaya başlıyor. Annem hatta teyzemin dediğine göre elektrik faturası gelmesin diye akşamları mum yakarmış, elektriği kapatırmış. Bizi de erkenden uyuturmuş. Sonra kardeşime hamile kalmış annem.
teyzemi aramış, ağlayarak anlatmış. Yani normalde bir insanın çocuğunu olacağını öğrendiği zaman sevinmesi gerekir, evet, mutlu olması gerekir ama annem bunu çok büyük bir hüzünle karşılamış. Çünkü daha bir çocuğa bakamıyorlar, ikinci bir çocuk geliyor. Babam annemi biraz telkin etmiş, hani yaparız, bakarız, Allah verir rızkını gibisinden. Kardeşim doğmuş sonra. Hatta siz Eylül diyorsunuz ama evet, teyzemden öğrendiğime göre annem kardeşimin ismini Çilem koymuş. Aslında isme bakarak bile bir bebeğin hayatını görebiliyorsunuz. Kızıma Eylül ismini ben koydum. Eşimle tanıştığımız zaman Eylül ayıydı. Eylül'ü de yurttan aldığımızda Eylül'ün 20'siydi. O zaman düşündük eşimle birlikte. Eylül şanslı geldi bize. Kızımızın adı da Eylül olsun dedik. İyi ki de öyle yapmışız. Eylül bizim şansımız oldu. Sonra o olay olmuş işte. Tüm her şeyimizi, ailemizi mahveden o kaza. Anlatır mısınız o kazayı bize? Sizi çok zorlamayacaksın. Teyzemin düğünü varmış başka bir şehirde. Otobüs kaldırmışlar İstanbul'dan. Annem babam bizi almışlar, düğüne gitmişler. Sonra düğünden dönerken ben babamın kucağındaymışım. Kardeşim annemin kucağındaymış. Babam beni annemin kucağına vermiş. Kendisi bize süt almaya gitmiş. Bir de atıştıracak bir şeyler almaya gitmiş. Tabii biz o anda açız. Babam koştur koştur gidiyor. Alıyor işte marketten bir yerden bir şeyler. Sonra babam marketten çıkıyor. Tabii bize yetişme telaşı var. Ne sağına bakıyor, ne soluna bakıyor. İşte olan orada oluyor ve bir araba çarpıyor babama. ...20 yaşlarındaydım. Ehliyetim alalı 2 yıl olmuştu. Akşam vakti işimden çıktım, evime dönüyordum. Hanımı aradım. Dedim eve bir şeyler lazım mı diye. Sonra telefonumu kapattım. Kendi şeridimde giderken birden önüm karardı. Yani ben de babayım. Ben de hani onun yaşadığı duyguları çok iyi biliyorum. O an çocuğuna yetişme duygusu. Şu an düşünüyorum mesela çocuğum bir şey istediği zaman ona almazsam, alamazsam hissi. Yani çok değişik duygular. Frene basamadım. O frene basamadım. Göremedim. Sonra annem tabii bekliyor. 10 dakika oluyor, 15 dakika, yarım saat, bir saat. Yok, babam gelmiyor. Tahsirle ölüme neden olma suçundan hapis yaptım. Ailemin yüzüne bakamadım. Olay yerinde öğrendim. Bebeği varmış, ailesi varmış. Benim de ailem var. Utancımdan eşimin yüzüne bakamadım. Kucağında biz, bir başına kalmış. Babamın gittiği yöne doğru giderken bir kalabalığın toplandığını görüyor ve... Ben polislerle ambulansı beklerken hanım olay yerine geldi. Elinde iki bebekle. Kadın tam önümde yere serildi. Ben yüzüne bakamadım. İçeri girdiği zaman babamı görüyor, yerde yatıyor. Sonra tabii hastaneye kaldırıyorlar, kaldırmaya çalışıyorlar ama nafile. Çünkü kaza yerinde artık canını vermiş. Çok acı. Sonra annemi de hastaneye kaldırıyorlar. Annemin psikolojisi bozuluyor. Bir türlü kendine gelemiyor. Biz de ortada kalıyoruz.
akrabalarımız sürekli geliyor. Annemin hastanede kaldığı süreçte bize bakıyorlar. Sonra annemi çıkarıyorlar hastaneden, eve getiriyorlar. Evde yine bir hafta kadar sanırım akrabalarımız ziyaret ediyor, bize bakıyor. Ondan sonra tabii annem bir daha eskiye dönemiyor babamdan sonra. Tamamen gitgide kötüleşiyor. Akli dengesi bozuluyor. Ve sizi kardeşinizle birlikte bir çöp konteynerinin yanına bırakıyor. Evet, biz orada iki gece kalmışız. İki gece, iki bebek. Yani çöp kutusunun içine koysa belki biri fark eder, alır. Ama öyle bir köşeye koymuş ki iki gün boyunca bulunamamışız. Çocukken ben çok rahatsızlıklar yaşadım bundan dolayı. Zaten bulunduğumuz zaman durumumuz çok kötüymüş. Hani biraz daha geç kalsalar herhalde şu an karşınızda olamazdım diye düşünüyorum. Yani bu şekilde ben de kardeşimin tüm bunları öğrenmesini istemedim. Bu gerçeklerle büyümesini istemedim. Daha doğrusu ben ona nasıl bunları anlatacaktım? Kendime bile daha anlatamıyorum. Hatırladığım zaman kötü oluyorum. Hapisten çıktığımda çocuklarım oldu. Yıllardır bu aileyi merak ettik. Kendimi toparladım. Aileye maddi, gücüm yettiği kadar maddi yardımda bulunmak istedim. Ama bulamadım. Olayın olduğu yere gittim. Çevredeki evleri araştırdım, sordum. Kimse tanıyan çıkmadı. Ya, gariban kadın nasıl bu çocuğunu yetiştirdi, meydana getirdi? Eşimle hep merak ettik, durduk. Anneniz de vefat etti. Değil mi? Evet. Hayatta değil şu an. İki sene önce vefat etti. Sizi tanıyamayacak kadar kötüydü değil mi? Evet. Hiçbir ilişki kuramadınız, hiçbir şey konuşamadınız. Çok isterdim ama maalesef. İşte gencecik, umut dolu iki insan birlikte bir yola çıkıyorlar. Bir hayat kurmak istiyorlar birlikte. Çıktıkları yolda zaman ve hayat onlara iyi davranmıyor. Bir sürü maddi zorluklar yaşıyorlar. O aynı yola büyük bir aşkla çıkmış iki genç insan. İki can getiriyor hayata. Fakat umut dolu oldukları o hayat onları çöp konteynerinin yanına kadar sürüklüyor. Çok ilginç. Herkesin bir hikayesi var. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Yani başından beri yaşamış olduklarınıza. Sonrasında belki hesaplaşmak için, belki geçen zamanı telafi etmek için annenize kavuştuğunuz o zaman diliminde de onun bütün bunları algılayamayacak bir halde olmasına hangi birine üzüldüm diyeyim. İnanın bilemiyorum. Fakat bir şansınız varmış yani sizi alan o aile. Evet. Değil mi? Anne babanız. Hayatta anne baba dediğiniz o insanlar çok güzel insanlar belli. Gerçekten çok şanslıyım bu konuda böyle bir aileye sahip olduğum için. Ya kardeşiniz Eylül Hanım da çok şanslı, onu bilin. O da harika bir anne babaya sahip. Yani o kadar güçlü bir genç kadın ki Eylül Hanım. Aslında mutlu da yani çok mutlu büyümüş anne babayla. Zaten belki de ben buna inanıyorum. Bir insana hayatın verebileceği en büyük hediye güzel bir çocukluk. Bence. Kesinlikle öyle. Güzel bir çocukluk. Tüm bu trajedinin yanı sıra siz aslında güzel çocukluklar geçirmişsiniz. Evet. Değil mi? Size sahip çıkan o ailelerin yanında.
Kendi ailenizi kurmuşsunuz. Evet. Biz sizi ilk aradık, ulaşamadık. Meğer telefonunuz oğlunuzdaymış. Evet, bakalım. Genelde yani elinden zor alıyoruz telefonu tabii. Diyeyim. Oynuyor değil mi? Biliyorsunuz. Bulup oynuyor tabii. Evet. İşinizi çok seviyorsunuz evet. Değil mi? Arkadaşlarımıza öyle söylemişsiniz. Bana bu hayatta çok destek oldu kendisi. Eşimden önce biraz nasıl söylesem... Bir yere ait hissedemiyordum pek kendimi. Evet, bir ailem var. Çok beni mutlu eden bir aile. Ama bir aidiyet şeyim var. Tabii. Benim. Olmaz mı aidiyet problemi? Ya çünkü şu oluyordur diye düşünüyorum herhalde. Dinlediğim hikayelerden şimdi işte sizi dinlerken. O terk edilmişlik duygusu geliyor insana herhalde değil mi? Aslında insanı o yakıp kavuran, perişan eden duygu da o. Yani sizi büyüten anne babanızı ne kadar çok seviyor olsanız da burada birileri var. Hayata geliş sebebiniz o insanlar. Ve hikaye ne olursa olsun şu ya beni niye bıraktılar? İşte bu soru evet. Yıllarca kafamı içinde dönen tek soruydu. Bir kardeşinizin olması fikri size ne hissettiriyor? Vallahi biliyordum hep bir kardeşimin olduğunu da hiç bu kadar yaklaşmamış. Hiç aklınıza geldiğinde, düşündüğünüzde onu ne hissediyordunuz? Anladığım kadarıyla abi olarak ve insani olarak tüm bu trajediden onu uzak tutmak. Evet. Belki iyidir, belki mutludur. Karşısına çıkmayayım, bozmak bunları anlatmayayım. Pek hayatını. Yani çünkü bir kere bunları öğrenince yani ben kendimi biliyorum hele ki o dönemlerim, o yaşlarım. Ne rüyalarımdan çıkardı, ne düşüncelerimden çıkardı. Kazayı öğrendikten sonra ailemin çektikleri, yaşadıkları, bizim için katlandığı şeyler asla kafamdan çıkmıyordu. Belki mutlu bir ailesi var, yuvası vardır. Hiç bozmayayım, hiç girmeyeyim hayatına. Hiç belki bilmiyordur da evlatlık olduğunu. Ama bir tarafımda hep bir özlem duydu. Çünkü kanımdan, canımdan bir insan var ve ben ondan uzaktayım. Çok istedim ama o cesareti toplayamadım. Ama sanırım yaklaştığım gibi. O cesareti topladı. Buraya geldi. Çok da sağlam bir şekilde geldi. Sizi kardeşinizle buluşturalım mı? Evet, olur. Heyecanlandım biraz. Normalde başvuran kişi ulaşmak istediği kişiye mesaj bırakıyor işte bir video hazırlıyor. Buluşmadan öncesindeki duygularını orada anlatıyor. Fakat ben sizi direkt kız kardeşinizin yanına götürmek istiyorum. Burada mı şu an? Burada. İster misiniz? Tabii. Götüreyim mi size Eylül'ün yanına? Evet. Çok teşekkür ederim gerçekten. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Gidelim mi? Gidelim. Buyurun. Çöp konteynerinin yanına terk edilmiş iki kardeş 30 yıl sonra bir araya geliyor. Eylül.
konforuna hep yanımdayım kardeşim. Çok şükür yalnız değilmiş. Hadi gel. Gel. Sakin sakin. Oturun. Hadi. Hadi Eylül. Gel. Oturun lütfen. Çok şükür. Aman. Ha, çok şükür. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Estağfurullah. Sizin sayenizde abimi buldum. Çok teşekkür ediyorum size ve ekibinize. Sizin sayenizde yalnız olmadığımı öğrendim. Yalnız değilsiniz. En çok kendi sayenizde buldunuz abinizi. Çok güçlü bir genç kadınsınız. Allah sizi bir daha hiç ayrı koymasın. Konuşacak çok şeyiniz vardır. Ben sizi baş başa bırakıyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gerçekten. Rica ederim. Siz de. Kardeşlik öyle bir duygudur ki gerektiğinde bütün dünyaya karşı iki kişi omuz omuza ayakta kalabilmektir. Sizi seviyorum. Kendinizi sevin. Hayatı sevin. Unutmayın. Hayatta her zaman ikinci bir şansınız daha var. Bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun.